Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Özellikle gıda ve tarım gibi insanlarımızın sağlığıyla doğrudan ilgili olan konulara ilişkin düzenleme yapılırken daha titiz davranmalı ve şeffaflıkla süreç yürütülmelidir. Gıdanın genetiğiyle oynayarak hastalık üreten dünyadaki ilaç sektörünü kontrol eden küresel şirketlerin dünya çapında aynı anda birçok farklı sektörde çalıştığını hepimiz biliyoruz. Özellikle insanı, nüfusu, gıdayı kontrol etmek, dolayısıyla ülkeleri ve devletleri kontrol etmek, piyasayı elde tutmak amacıyla faaliyet yürüten bu şirketlerin çeşitli vakıfları finanse ettiği ve bunlarla işbirliği yaptığı da bilinen apaçık bir gerçektir. Bu amaçla faaliyet yürüten Bill ve Melinda Gates Vakfı ülkemizde de faaliyetlerini hızla arttırmıştır. Nitekim Bill Gates 2018 yılında amaçlarını şu şekilde özetlemiştir. Bill Gates der ki, eğer aşı, sağlık ve üreme konularında başarılı olursa dünya nüfusunu %10 ve %15 oranında azaltabiliriz ve dünyayı ancak bir soykırım kurtarabilir demiştir. Ve yine Gates Vakfı, Bill Gates'in başında olduğu Gates Vakfı 9 Aralık 2018'de Tarım ve Orman Bakanlığımızı ziyaret ediyor ve sonrasında bu vakıfla... Sayın Karaduman, toparlayalım lütfen. Bu vakıfla Dışişleri Bakanlığı arasında tarımsal kalkınma alanında işbirliğini öngören bir protokol imzalanıyor. Ardından bugün genel kurula geldi, gelmedi kargaşası içerisinde gıda ürünleriyle ilgili haber ve bilgi paylaşımları yapanlara ağır para cezaları getirecek bu düzenlemeleri konuşuyoruz. GDO'lu ürünleri, sağlıksız ürünleri teşhir edenlerle ilgili düzenlemede yer alan yanıltıcı yayın yapanlara 20 bin ile 50 bin lira para cezası uygulanacaktır ifadesi insanlarımızı zehirlemeye çalışan odaklara olanak tanıyacaktır. Bu muğlak tanımlama aynı şekilde fikir ve düşünce hürriyetini güvence altına alan anayasanın 26. maddesine apaçık şekilde aykırıdır. Eğer bu düzenleme genel kurula bir daha getirilir ve bu düzenleme geçerse bakınız ne olacak, bunu hep birlikte buradan müşahede etmiş olalım. Tüketilen bir ürünün GDO'lu olduğunu... Sayın Karaduman, selamlayalım lütfen. Tüketilen bir ürünün GDO'lu olduğuna dair kimse hiçbir şey yazamayacak. Tüketilen üründe nişasta bazlı şeker kullanıldığına dair kimse bir şey söyleyemeyecek. Yurt dışından gelen karkas ette herhangi bir hastalık tespit edildiğinde bu haber yapılamayacak. McCain Food, Cargill, Monsanto gibi küresel şirketlerin insanları nasıl zehirlediğine değinilemeyecek. Yurt dışından pirinç ithal edip ambalajların üzerine yerli üretim yazan sahtekar firmalar teşhir edilemeyecek. Değerli milletvekilleri, küresel şirketlerin amaçlarına hizmet edecek bu düzenlemeleri bir daha genel kurul gündemine getirilmemesi üzerinde hassasiyetlerimizi ifade etmek istiyorum.